Herkese merhabalar. Tatilimizi nasıl verimli geçirebiliriz diyerekten sizlerle çok güzel bir rehberlik serisi başlatıyoruz arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumların hepsini biz esasında tek tek okuyoruz ve bunları artık videolarla sizlere cevaplamaya çalışacağız. Zeyzey, Sevim Şakir, Hacer Apışka bizlere çok güzel yorumlar göndermişler. Onlardan başka yorum gönderenler de var ama bizler en fazla beğeni alan yorumları bundan sonra, bugünden sonra artık her hafta tek cümleyle gönderdiniz ve en çok beğeni alan 3 yorumu seçeceğiz ve onları burada cevaplamaya çalışacağız. Bu sorularınız rehberlikle alakalı olabilir, eğitimle alakalı olabilir, uzaktan eğitimle alakalı olabilir, ders çalışmak, planlamak, yaz tatili her şeyle alakalı olabilir. Bunların hepsini elimizden geldiğince sizlerle cevaplayacağız ve mükemmel bir başarıya ulaşacağız. <laughs> Tonguç'um nasıl gidiyor dersler? Harika gidiyor hocam. Harika. Evde ders çalışabiliyor musun yazın? Hayır hocam. Ama çalışmalısın. Bak bizim beşten altıya kampımız var. Orada çok güzel bir şekilde beşinci sınıfı telafi ediyoruz. Biliyorsun pandemiden dolayı takip ederek. Altın sınıfı da çok güzel bir ön hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla ders çalışmamız lazım. Peki o zaman şimdi arkadaşların sorularını cevaplayacağız. Zeyze'nin, Zeyin, Sevim Şakir'in, Hacer Apışkan'ın ama. Senin sorun var mı Tonguç? Ay, sana da bir soru soralım. Yani daha doğrusu soru sorma hakkı verelim. Sor bakalım soru. Günde kaç saat Brawl Stars oynamalıyız? Gerçekten güzel bir soru sordu. Yani bu konumuzla ne alakası var Tonguç'um? Şimdi e, günde oyun oynamamız lazım. Ha, tabii ki 10 saat, 5 saat, 7 saat değil ama günde 1 saat de olsa dinlenmek adına yani bu tarz online oyunları söylüyorum, uzaktan oyunları söylüyorum. Onları oynayabiliriz ama tabii ki dışarıda oynamak, hele hele yaz tatilinde böyle temiz havayı e, teneffüs etmek, dışarıda gezmek çok daha faydalı. Dışarıda oynanan oyunlar çok daha faydalı. Ama o tarz oyunları da çok seviyorsak ve vazgeçemiyorsak günde bir saat oynayabiliriz. E, bu arada nasıl gidiyor bu oyunda? Kaç puandasın Tonguç Eren benim? Leon çıktı hocam efsanelerden. Vay tebrik ediyorum seni, efsanelerle berabersin tamam. Bu Tonguç'un e, garip sorusundan sonra hadi bakalım, bakalım Zeyzey ne demiş. Der çalışmak istiyorum. Ama neden her gün ders çalışmamı engelleyecek, engelleyecek bir şeyler oluyor. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi arkadaşlar birincisi ders çalışmamızı engelleyen şeylere dur demek istiyor muyuz Songuç'um? Evet istiyoruz. O zaman biz bir insana dur dediğimizde ne diyoruz? Hop ne diyoruz. diyoruz. Hop diyoruz harika Songuç'um. İşte biz de şimdi hop diyeceğiz. Yani hop derken neyi kastediyorum? Bunu diğer sınıflarda da söyledik. Hop derken şunu kastediyorum. Öğrenciler artık ders çalışmasını engelleyen veyahut da dikkatini dağıtan şeylere hop demek için... Üç şey yapması lazım. Birincisi ve en önemlisi tabii ki hedef belirlemesi lazım. Eğer sizin işte bursluluk sınavı gibi, altın sınıfta başarılı olmak gibi, sınıfınıza takdir almak, teşekkür almak gibi ya da iyi bir öğrenci olup, iyi bir bilim insanı olup, geleceğe dair çok güzel e, başarılar elde etmek gibi bir hedefiniz yoksa ve hatta işte bu ders, bu, bu hafta bunu bitirmeliyim gibi ya da işte bu kitabı bu akşam okuyacağım, bu kitaptan 50 sayfa okuyacağım ve da işte bu soruları çözeceğim gibi küçük hedefleriniz yoksa size ders çalışmak inanılmaz zor gelir. Hiç çalışasınız gelmez. Dolayısıyla hedefimizi belirleyeceğiz. Bu hedef büyük bir hedef de olabilir. Küçük bir hedef de olabilir. Ben bugün işte 5'ten altı hazırlık setinden işte çözmem gereken nerede mesela şu olsun. 5'ten hazır kitabımızda. Ben e, Türkçe kısmındaki sayfa 18 19'u çözeceğim gibi küçük bir hedef de olabilir. Hiç fark etmez. Hedefin o günü o olabilir. Ya da büyük bir hedef de olabilir. Ben bu kitabı bitireceğim de olabilir. Fark etmez. Ama hedefin olmalı. İkincisi Zeyze'cim. Eee Nedir? O yani ortam. Ortamınızı mutlaka düzenlemeniz lazım. Bununla alakalı her zaman söylediğimiz şey var. Diyelim ki şu bizim çalışma masamız olsun. Masamız üzerinde bilyeler var. İşte ne bileyim ee, şu var, bu var, bu var. Kitabımız var, kalemler üzerinde. Şimdi bu masa çok dağınık olduğu için insanın ders çalışması gelmez. Ama ama bu masanın üzerinde bunlar değil de bunlar düzenli bir şekilde toplanmış olsa... ...sadece bizim çalışma kitabımız ve bir de kalemimiz olsa. Bakın şimdi ne kadar güzel durdu görüyor musunuz? Şu anda bir de silgimizi alalım şöyle yanımıza. Bak şu anda ders çalışma isteğin arttı mı Tonguç'um? Arttı hocam. Arttı. Niye? Çünkü şu anda artık ne yapacağım belli. Hedefin de belli. Bugün buradan ben sayfa 12 ve 13 çözeceğim dedim mesela. Her şey düzgün. ortamını da düzenledin. O zaman artık rahatça çalışabilirsin. Üçüncüsü ise olmuş Hoca'nın benim nedir? P yani tabii ki de plan. Hop diyorsak plan da yapmamız lazım. Eğer planımız yoksa bize hiçbir şey yardım edemez. Yani plan da işte az önce söylediğimiz gibi hedefle bağlantılı bir şey. Bizler diyeceğiz ki kardeşim ben iyi bir okul istediğim için İyi bir e, başarı istediğim için, takdir almak istediğim için, bursluluk sınavında başarılı olmak için hedefimi belirledim. İleride iyi bir bilgisayar oyuncusu olmak istiyorum, bilgisayar mühendisi olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum. Fark etmez. İnsan sağlığını kurtarmak istiyorum, fark etmez. Bütün bunları yaptıktan sonra, bütün bunları yaptıktan sonra diyeceksiniz ki ben planımı yaptım. Planınızı nasıl yapacaksınız? Şu şekilde. Günleri yazacaksınız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi pazarı diyelim ki boş bıraktınız. Şöyle yaptınız, çizdiniz burayı. Cumartesi pazar tatil. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar tatil dedik. Tamam burası tatil. Hop buraya tatil attık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ne çalışacağınızı, ne izleyeceğinizi ebadan olabilir, bizden olabilir biliyor olmanız lazım. Ve bununla alakalı neler çözeceğinizi önceden yazıyor olmanız size plan verir ve ne yapacağını bildiğiniz zaman tık yapar kurtulursun. Plan olmak da insana çok ciddi zaman kazandırır. Geldik Sevim Şakir'in sorusuna. Sevim Şakir diyor ki tatilimizi nasıl verimli geçirebiliriz? Sence Tonguç'um tatilimizi nasıl verimli geçirebiliriz? Yüzmek, gezmek, oyun oynamak, Brawl Stars. Bunlar güzel şeyler. Yani söylediğin yüzmek, oyun oynamak, gezmek, işte browser. Onlar güzel tamam. Bunlar güzel şeyler. Ama verimlilik derne kastımız ne? Yani çok çalışmak mı? Az o az da olsa bize fayda sağlayacak çalışmalar yapmak mı? Bakın bununla alakalı da her zaman söylediğimiz bir şey var. Başarı eşittir, başarı eşittir çalışma süresi. Bakın çalışma süresi çarpı verimlilikle bağlantılı. Bu ne demek? Bunu hemen şöyle izah edeyim sizlere. Mesela diyelim ki 10 saat çalışın Tonguç'um tamam mı? Ama bir verimli çalışın. 10 çarpı 1 ne eder Tonguç'um? 10. 10 harikasın. Bak 10 saat çalışın ama bir verimliğe çalışsın Peki bir saat çalışın. Bu sefer başka bir renkle yazmak istiyorum. Bir saat çalıştın ama 10 verimli çalışın. Peki bir çarpı 10 ne eder? Yine 10. Yine 10 harikasın. O zaman gördüğünüz gibi çok çalışmak değil de verimli çalışmak da bizim için yeterli. Ama biz tabii ki 10 saat çalışıp de 10 verimli çalışırsak o zaman 100'e ulaşırız ki süper başarılı olur. Peki biz tatilimizde nasıl verimli geçirmeliyiz? Nasıl verimli ders çalışabiliriz? Tatillerine gibi aktiviteler bize yardımcı olur demiş Sevim Şakir. Hemen bunu söyleyelim. Birincisi arkadaşlar, bizim zaten 5'ten 6'ya hazırlık kampımızı mutlaka takip etmenizi istiyoruz. Orada telafi eğitimimiz var. Hem Türkçe'de, hem Matematik'te, hem Fen'de sizlerin 3'te, 4'te öğrendiklerinizi, 5'te öğrendiklerinizi tekrar ediyoruz. Ve 6. sınıfa bomba gibi bir hazırlık yapıyoruz. Aynı zamanda videolar izlediğiniz gibi kitap okumalısınız. Çünkü yeni nesil sınavlarda, bursluluk sınavlarında, LGS'de, ileride gireceğiniz bütün sınavlarda... Türkçe yani kitap okuma çok önemli. Dolayısıyla sizler için sevdiğiniz kitaplar olabilir. Yani beğendiğiniz kitaplar olabilir. Yüz temel eser arasında olabilir. Milli Edebiyat Dönemi'ne ait eserler olabilir. Mutlaka günde en az 30 dakika kitap okumaya ayırmalısınız. Çünkü kitap okumak sadece sadece e, böyle sizin Türkçenizi geliştirmez. Kitap okuduğunuz zaman, kitap okuduğunuz zaman aynı zamanda kelime dağarcığınız gelişir gibi mesela diyelim ki Said Faik Abasıyan'ın bir kitabı. Hatta geçen sosyal medyada bir kız ulaşıyor da Said Faik'in Abasiyan'ın kitabı diyor mesela. Anlatabildim mi? Halbuki Said Faik Abasiyan'ın havuz kitabı. Şimdi bunu açtığımızda burayı okurken arkadaşlar sadece ve sadece kelime dağarcımız gelişmiyor. Aynı zamanda dikkat yeteneğimiz de gelişiyor. Bu hikayeyi takip ediyoruz. Burada neler olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla Türkçe kitap okumak bizim matematiğimizin de gelişmesini sağlıyor. Bizim fenimizin de gelişmesini sağlıyor. Ve zaten yeni sorularda matematikte de, fende de, Türkçe de, sosyalde de hep böyle uzun uzun sorular soruyorlar. Böyle görselli uzun uzun çok kitap okumayı gerektiren sorular soruyorlar. Yani bu tarz sorular yerine bu tarz sorular artık gündemde. Dolayısıyla sizin de bol bol kitap okumanız gerekiyor. Kitap okumak önemli. Tatilde yapabileceğim şey. Bunun haricinde tabii ki spor yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza beraber aktiviteler geçirebilirsiniz. Bunlarla alakalı da Tonguç Akademi ana kanalımızda sizlere mükemmel e, taktikler, deneyler, uygulamalar, işte etkinlikler gösteririz. Onları takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim Hacer Apışkan'ın sorusuna. Hacer demiş ki benim sorum. Hocam program yapıyorum. Beş gün uyuyorum programı ama ondan sonra üzülüp ders çalışmayı bırakıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi birincisi üzülmene gerek yok Hacer'cim. Eğer sen program yapıyorsan ve beş günde buna uyabiliyorsan gerçekten çok akıllı, çok zeki ve ileride çok başarılı olacak bir öğrencisin. Bence şu anda bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız helal olsun en azından beş gün programı uyuyormuş diyor. Dolayısıyla sen işin en zor kısmını yapmışsın, başlamışsın. Burada seni yapman gereken bu programı yaptıktan sonra beş günlük program yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Bu programda eğer uyumakta zorlanıyorsan yaptıklarını yaz. Mesela pazartesi 100 soru çözdüm. Salı 50 soru çözdüm. Çarşamba 70 soru çözdüm. Cuma e, perşembe 65 soru çözdüm. Cuma soru çözmedim dedim. Gelecek hafta, gelecek hafta bu programı açmaya çalış. En az bu kadar yapacağım ama en azdan açacağım diye. Gece hafta pazartesi 100 soru çözemedin ya. O zaman bugün 150 soru çöz. En azdan burayı kapat. Burada 70 soru çözün. Burada e, 65 soru çözün. Burada da aşmak için bir 20 soru daha fazla çöz. Bak bunu açtın. Gelecek hafta, gelecek hafta ondan sonraki haftaki 5 programda. Ya ben geçen hafta burada 100 çözememiştim ama bu sefer bu 100'ü çözeceğim diye. Burada 150 çözmüş ama bu En azından 50 yaşayayım. 70 soru çözeceğim de. Burada 80'e çıkaracağım de. Burada 70. Yani soru çözmek kitap okuma süresi olabilir. Bu kitap okuma not alması fark etmez. Böylece yaptıklarına bakaraktan yapacaklarını belirleyebilirsin. Eğer zorlanıyorsan en azından kendine dersin ki ya bu zorlanıyorum. Ben biraz daha az yapayım diyebilirsin. İlk başta sadece o gün için bir program. Yani ben bugün 100 soru çözeceğim. Ben bugün 50 dakika kitap okuyacağım. Bugün işte e, şu ödevlerimi bitireceğim diyerekten bir program yap. Gelecek haftada o günler yaptıklarına eklemeler yap. Hatta günlük tutmak da insan zekasını inanılmaz geliştiriyor. Çünkü hiçbir şey unutmuyorsun. Bugün işte buraya gittik ve yüz soru çözdüm. Bugün teyzemler bize geldi ve... ...bu günlüğü de takip ederekten... ...inanılmaz potansiyelini geliştirebilirsin Hacer. Evet. Tek cümleyle sorularınızı bekliyoruz. Tonguç'um sen de yorumlar atabilirsin. Sen de yorum atacak mısın? Atacağım hocam. Tebrik ediyorum. Tonguç da soru atacak. Onlara da cevaplamaya çalışacağız. Ama en fazla beğeni alan kim yorum olursa tabii ki onu seçeceğiz. Ve e, üç, üç e, beğeni alan en fazla beğeni alan üç yorumu sizlerle beraber cevaplamaya çalışacağız. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi Görüşürüz hocam.